neden gelmedin? Malumatım yok sultanım. Mağdur oynayacak ya, gelmez tabii. Biraz rahatsızlığı vardı. Belki o yüzden. Aybike, ben sana ne dedim? Hiç değilse torunlarımı getirseydi. Saygısız. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri, Şehzade Mustafa Hazretleri. Validem. Hoş geldin aslan. Hasret kaldım sana. Ben de size validem. Mustafa. Aslan parçam, nasılsın? Sağ olun validem. Eksik olmayın. Validem, Hürrem ile evlatlarım neredeler? Hürrem biraz rahatsız olduğunu söylediler. Hayırdır inşallah? Neymiş rahatsızı? Has odabaşım. Sen niye geldin? Dayı Hatun çağırmıştım. Validemiz onu görevinden azletti. Artık haznedar benim. Haremle alakalı ne varsa benimle görüşmeniz icap eder. Nedir mevzu? Neden azledildi? Validemiz öyle münasip gördü. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Benim eşsiz sultanım. Ne olur git buradan. Bu halde görme beni. Hürrem'im. Az evvel haber aldım. Sarayda yangın çıkmış. Rabbime şükrediyorum, seni bana bağışladı. Öyle mi dediler sana? Ne demek bu? Beni yaktılar Süleyman. Yakarak öldürmek istediler. Canımı zor kurtardı. Başıma ne geldiyse yazdım, anlattım. Dayı Hatun da şahit. Bizzat ona yazdırdım mektubu. Benim böyle bir mektuptan haberim yok. İbrahim engel oldu. Vermemiş. Siz üzülmeyin istemiş. Ne diyorsun sen Hürrem? Neler yaşadığını bir ben bilirim, bir Allah. Aybik Hatun'la Dayı Hatun kurtardı beni. Onlar olmasaydı... şu halime bak. Aylardır dairemden çıkmıyorum. Çocuklarım benden korkmasın diye... yüzümü bir an olsun açmadım. Hayır. Hayır. Bu kaçıncı ölüm Süleyman? Benim ne günahım var? Bana bunu neden yapıyorlar? Seni, evlatlarımı güzelliğime almak istediler.
Ne vakit biter bu düşmanlık? Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Beni validemle yalnız bırakın. Duyduklarım doğru mu? Ne oldu, ne duydun ki? Siz bana haremde yangın çıktığını söylediniz. Lakin bu bir isyanmış. Hürrem'in canına kastedilmiş. Doğru. Evet. Ulu orta konuşmak istemedim. Akşam anlatacaktım sana. Validem, ben giderken Hürrem'i size emanet ettim. Ancak şimdi görüyorum ki benim emanetimin sizin için hiçbir kıymeti yok. Bu oyuna gelme aslanım. Seni bana karşı kışkırtıyorlar. Hürrem'in kendi hatası bu. Haremi ikiye böldü. Sırf kendine yandaş olmaları için altınlar saçtı. Bundan mahrum kalanlarsa huzursuz oldu. Birbirlerine girdiler. En son bir hırsızlık olmuş. Cariye ben yapmadım diye kendini yakınca ortalık karıştı. Hürrem'e suç buldular. Daha ne olduğunu bile anlamadan haremi birbirine katıp yangın çıkardılar. Neyse ki kurtuldu. İsyana karışan ya da ihmali olan herkes cezasını çekti. Hürrem bu isyanı sizin çıkarttığınızı düşünüyor valide. Sen de inandın mı buna? Daha iyi de şahit gösteriyor. Daha iyi kendini kurtarmaya çalışıyor. İsyanda ihmali olduğu için azlettim. Bu yüzden öyle demiştir. Daha hatunu da kaybettiğinize göre sizin 40 yıllık yoldaşınız o. Validem dikkatli olun. Haremi layığıyla yönetemediğiniz gibi yalnız da kalıyorsunuz. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem'im. Süleyman. Affet devranım. Sevgilim. İki cihanda yegane karım. Bak yüzüme. Çirkinlik size layık değil hünkârım. Görmeyin daha iyi. İlaçına kadar görmeyin. Ben seni her halinde sevdim. Başımın tacı yaptım. Gelme. Süleyman dur. Ne olur dur. Bu çirkin halimi görme isteme. Benim bu gözlerim seni nasıl çirkin görür? Bu mümkün müdür? Sen bilmez misin ki ben sana baktıkça nefes alırım?
hünkârım. Gel Esef Efendi, yaklaş. Malkoçoğlu, başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Şehzade Cihangir için geldim hünkârım. Bir karar verdiniz mi? Hayır. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Baba. Kardeşimi almaya mı geldiniz? Cihangir'imi vermem. Ben de geleceğim. Telaşlanmayın. Kardeşiniz sapasağlam dönecek. Ağrılarından, acılarından kurtulacak. Yemin edin, öyle veririm kardeşimi. Geceleri ağlamayacak, canı yanmayacak deyin. Canım Selim'im. Benim vicdan aslanım. İyi edip getireceğim kardeşini. Nasıl bu kadar emin olabiliriz? Ya dönmezse oğlum? Ben ne yaparım? Dağ'ya atın. Vermeyeceğim oğlum. Süleyman ne olur. Götürmesinler onu. O daha küçücük, dayanamaz buna. Evladımız için gerekli neyse yapılacak. İnan bana. Dönecek buraya. Ne sanat bir şekilde. Hünkârım. Tamam. Geçeceğim.
dışarı çıkalım, biraz hava alın isterseniz. Toparla kendini. Bak bu halinle çocukları da tedirgin ediyor. Esma. Çocukları götür hadi. Ben annemle kalacağım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Oğluma ne oldu? Nerede o? Merak etme Hürrem. Cihangir iyi. Lakin Yasef Efendi biraz beklememiz gerektiğini söyledi. Bu geceyi şifahanede geçirecek. Şükürler olsun. Oğlumu görmek istiyorum. Şimdi değil Hürrem. Biraz dinlensin. Akşam gider görürüz. Dinlenmen lazım. Dairene dön artık. Hayır. Ben oğlumu yalnız bırakamam. Hiç değilse bu kadarına müsaade et. Niye uyanmıyor Süleyman? Niye gözlerini açmıyor? Hani kurtulmuştu oğlum? Hani dinmişti acıları? Ağır bir tedavi bu Hürrem. Kendine gelmesi vakit alacak. İnşallah açar gözlerini. Epeydir yatıyorsun. Nasıl da tutulmuş. Şifalı merhemler mi sürsek? Hürrem'im. Senin sesin, kokun, tenindir benim şifam. Benim gülen yüzüm. Çok özledim sizi. Ben de sizi sultan. Peki yanıma geldin. Nasıl ağlıyor? Nasıl üzgün? Ben kefilim ona. Günahı yok. Ne bilsin nişan olacağını.
Malum. Validemiz ani bir kararla evlendirmek istedi. Ondan önce görmüş, sevmiş. Aşk bu. Bali Bey de aynen böyle söyledi. Çünkü hakikat bu. Bali Bey'i bağışlayın, ona da yazık. Akıbetine Mustafa'm karar verecek, ne derse kabulümdür. Devlete bu kadar hizmet etmiş büyük bir askerin kaderini nasıl şehzadenin eline bırakırsın? Bu bir şey mi Hürrem? Gün gelecek, belki de Cihan İmparatorluğu'nun kaderi onun ellerinde olacak. Şehzade için ne talihsiz bir anne. Kim bile nelerle dolduruyor aklını. Bu bahsi kapatıyorum. Hayır. O evlatlarımın canına kastetti. Validemiz ondan korumak için Hatice Sultan'ın sarayına kaçırdı. Bunu nasıl unuturum Süleyman? Sen evladının acısıyla ölüm döşeğine yattın. Onlarsa evlatlarını yok etmek istedin. Teamüller bunu emrediyormuş. Bunu duyunca hemen bir zehir tedarik ettim. Dedim ki ne ben ne de evlatlarım bu zalimlerin eline kalmasın. Onların kanlı hançerleriyle acı çekmektense huzur içinde ölür istedim. Demek kendi canına kıymak istedin. Sen olmadan nasıl yaşarım? Sadakati ve ihaneti aynı anda gördüm Hürrem. Şu hasta yatağında her şeyi hissettim, duydum. Herkesin kalbinden geçeni okudum. Keşke hiçbirini görmeseydim. Elimde olsa söküp atardım zihnimden. Hiç değilse vakti geldiğinde huzur içerisinde ölürdüm. Düşünme bunları. Ben unutturacağım sana. Sen evvela şu zehri ver bana. Süleyman. Ver, veririm. Hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak. Ben hep senin yanında olacağım çünkü. Mustafa'mın gitme vakti yaklaşıyor hünkârım. Hazırlıklarla alakalı malumat vermeye geldim. İbrahim Yakinen alakadar oluyor bu mevzuyla. Sen neler yaptın? Aslanı büyük bir mahiyetle çıkacak yola. Cariyeleri, ağları, kalfaları bizzat ben seçiyorum. Rahat etmesi için ne lazımsa tedarik ediliyor. Âlâ. Sabah birlikteydik. Hâlâ heyecanlı görünüyor. Nasıl olmasın hünkârım? Bizlerden ayrı bir hayat başlıyor onun için. Allah yardımcısı olsun. Arzu ettiğiniz başka bir şey varsa? Yok, sen her şeyi düşünmüşsün zaten.
Mustafa'm haftaya yola çıkabilir. Şehzadem çok sevinecek bu haberi. Hünkârım, şehzademin hazırlıkları esnasında denk geldim. Nedir bu? Size layık değil ama kabul ederseniz memnun olurum. Devre, ne oldu? Beni şikayet etmeye mi gittin yine? Malum, başka türlü giremiyoruz Naz odaya. Son hadiseler bir hayli asabını bozmuş anlaşılan. Çırpındıkça batıyorsun. Bu iyi günlerin Hürrem. Yerinde olsam keyfini sürerim. Boş laflar, karnım tok benim. Şehzademin dairesi ne oldu, sen onu söyle. Neden hala hazır değil? Tadilatı devam ediyor. Ne bitmiş tadilatmış? Saray mı yaptırıyorsun yoksa? Mustafa'm sancağa çıkıyor. Onun hazırlıklarıyla meşgulüm. Bilahare alakadar olacağım daireyle. Derhal hazırlanacak o daire. Sen bana emir veremezsin Hürrem. Zira haremi ben yönetiyorum. Maydevran, sen haremi yönetebilirsin. Fakat unutma, ben de has odayı yönetiyorum. İlaveten İbrahim Paşa'na güvenme. O bugün var, yarın yok. Neredeydin? Bahçeye çıktım. Hatice Sultanımız da oradaydı. Sohbet ettik biraz. Nasılmış? Ziyadesiyle umutlu. Validemizin bugün yarın iyileşeceğini söylüyor. Bu da beni tedirgin ediyor. Ne demek bu? Süleyman validemiz iyi değil. Her şeye hazırlıklı olması lazım, yoksa çok üzülür. İki tane evladı var. Onu çok seven bir kocası var. Onların varlığıyla ayakta duracaktır elbet. Orası öyle tabii. Ne hoş. Sen mi yaptın? Hayır. Mahidevran'ın hediyesi. Bunu nasıl kabul edersin? Bunu yanlış anlayıp karşılık bekleyebilir. Ey sevgili. Kim ne umut ederse etsin, beklesin. Ne fayda? Zira ben alemin padişahıyım, sen de benim.